Herkese merhabalar. Bugün psikolojik sağlamlık konusunu uyum programımız kapsamında konuşacağız. Ben Doktor Ekrem Furkunuşak, ASU Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak ben de yeni aranıza katıldım. Bir 6-7 ay, belki 8 ay civarında bir süre olmuştur. Daha öncesinde Konya'da çalışıyordum. Ondan önce Tekirdağ'da. Genellikle ülkenin batılarında çalışma şansım oldu. Ama ülkenin doğusunun, batısının problemleri, özellikle bu sağlamlık konusunu işlerken karşılaşabileceğiniz sorunlar anlamında böyle bir özgeçmiş olsun. Özellikle bugün katılımcılar hangi bölümlerden aramızda? Eczacılık. Eczacılık var. Sağlık yönetimi. Sağlık yönetimi var. İlk acil yardım. İlk acil yardım. Başka? Radyoloji var. Radyoloji. Elektronörofizyoloji. Elektronörofizyoloji. Psikiyatri var. Başka? Fizyoterapi. Tıbbi sekreterlik. Tıp fakültesinde öğrenci grubu yok mu? Evet, onlar sağlam olduğu için gelmemiş herhalde. Onlar daha sonra bize gelmeyi tercih ediyorlar. Yani direkt oradan bize gelmeyi tercih ediyorlar. Psikolojik sağlamlık çok önemli bir konu. Ne anlama geliyor? Yorum yapmak isteyen var mı? Psikolojik sağlamlık ne anlama geliyor? Hiç bu tabiri duydunuz mu? Sağlam olan şey kırılmaz diye yorumlayabiliriz belki. İncinmek tabiri psikiyatride çok kullanılıyor. İncinmişsin dediler. Tabiri çok kullanılıyor. Psikolojik sağlamlık neyi içeriyor olabilir, neyi içermiyor olabilir? Yorum yapalım ya, daha güzel olur etkileşimli. Siz. Evet. Yok, ön sıra. Heh. Evet. Kişiye göre değişir dedi. Doğru. Başka yorum yapmak isteyen hemen yanından. Bazen daha çabuk kafayı yerdi. Mental olarak. Tamam, kişiye göre değişir dedik. Erkeklerden siz gözlüklü olan arkadaş. Evet, sen. Hocam ama soru sormayacağım. O ilk baş için geçerliydi. Artık geçerli değil. Artık geçerli değil. Köprüyü geçtik artık şimdi. Tamam, psikolojik sağlamlık. Nasıl diyebilirim? Belirli bir kötü durum içinde, yani dışarıya tam olarak belli etmeyen ama içinde yaşamak gibi de düşünebilirim ben. Kötü durum içinde olan kişilerin verdiği tepkiler diyebilirim. Kendi psikolojinle savaşmak gibi bir şey oluyor. Yani. Kendi psikolojinle savaşmak dedin, peki. Ben şey demek istiyorum, sadece kötü durumda değil, bence iyi durumlarda da bazı evet. İnsanlar sağlıklı olamayabilir, sağlıklı kalamayabilir. Farklı durumlar diyelim o zaman, yeni gelişen durumlar diyelim, mesela okula başlamak gibi. Siz? Dünyaya olan bakış açımız tarzım. Bazıları çünkü belli bir olay karşısında çok yıkılır. Harika, bravo. Bakış açımız, olumlu baktığımız, yeni olaylara, gelişen yeni durumlara o baktığımız pencere, psikolojik sağlamlığımızı çok etkiler kesinlikle. Tamam, sunum bitti o zaman. Yani mesajı verdin yani. Özetledim, evet. Şimdi sunum akışını şöyle özetleyecek olursak, ilk önce psikolojik sağlamlık nedir? Bunun hakkında konuşacağız. Daha sonrasında aramızda tıp fakültesinden öğrenci yok ama asistan abilerimiz ve ablalarımızdan numunelik dahil olmuşlar. Hekim ve yardımcı sağlık personeli için bu psikolojik sağlamlık ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. Psikolojik sağlamlığın bileşenleri neler? Psikolojik sağlamlığı nasıl arttırabiliriz? Peki buna karşı sağlamlığımızı bozan, dayanıklılığımızı azaltan ne gibi tehditler var? Biz psikolojik sağlamlığın ölçüyoruz ama nasıl ölçüyoruz? Hani alanımız psikiyatri olunca bu kişi sağlam mı değil mi diye şöyle vurup anlaşılan bir şey değil. Değil mi? Ve sonuç olarak buradaki tekrar yorumlarımızı değerlendirmiş olacağız. Psikolojik sağlamlığın tanımı stresli, zorlayıcı, travmatik bir yaşam olayı karşısında gösterebildiğimiz uyum sağlama becerisi olarak tanımlanabilir. Bunu sizin için nasıl düşünebiliriz? Stresli, zorlayıcı ve travmatik olay. Özellikle hepiniz alanlarınızın, şimdi tıp derslerinden ağzım alışmış biraz, alanlarınızın birinci sınıfları mı şu anda? Evet. Yani yeni bir üniversiteye geldiniz. Liseden üniversiteye geldiniz. Üniversite sınavı hazırlık sürecinde uyum sağlayabilenler sınavın belli bir puanını aldılar ve üniversiteye kazanma, okuma hakkı elde ettiler. Şimdi de üniversite okuyorsunuz. Ve
bakıyorsunuz ki ortam liseden çok daha farklı. Mesleki konular var. Lisede bir yılda okuduğunuz konuyu iki derste hocalar burada anlatabiliyor. Ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Tıp fakültesinin birinci sınıfına başladık. Biyokimya dersi vardı. 4 saat üst üste öğleden sonra. Ve bizim lisede organik kimya konusu bir dönem boyunca anlatılan bir dersti. Hoca 4 saatte organik kimyayı anlattı ve bitirdi. Ben dedim ki nasıl okuyacağız? Yani bunu hayat gitmez. Ben yarım dönem okuduğum bilgiyi 4 saatte hoca anlattı ve çıktı. Demek ki bu böyle ilerleyecek. Herhalde yapamayacağız düşüncesi zihnime geldi. Bugün burada olduğuma göre demek ki olmuş, okumuşuz yani onları yapmışız. Demek ki uyum sağlamışız. Yani psikolojik sağlamlık dediğimiz şey illa kötü bir olay başımıza gelecek anlamını taşımıyor. Yeni bir durum ortaya çıktığında fakülte kazanmak gibi, daha sonra çalışmak gibi, daha sonra evlenmek gibi, daha sonra çocuk sahibi olmak gibi, daha sonra çocuk evlendirmek gibi her basamakta, hayatın her basamağında biz yeni bir durumla karşılaşıyoruz. Karşılaştığımız duruma uyum sağlayabilenler psikolojik olarak daha sağlıklı bireyler olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Uyum sağlama becerileri daha yetersiz olanlar ise psikiyatrik bazı zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Burada konuyu özetleyen güzel bir cümle, hayatta kalan, biliyorsunuz Darwin bu doğal seleksiyonla ilgili alanlarda çalışmış ve kimin hayatta kaldığı üzerine aslında kafasını yormuş. Ve türlerin işte gelişimiyle ilgili başka başka çalışmaları var ama benim için önemli olan burada size anlatmak istediğim, hayatta kalan ne en güçlü olan ne de en zeki olandır, değişime en iyi uyum sağlayandır. Gerçekten değişime iyi uyum sağlayanların temel manada hayatta kalan kişi olduğunu biliyoruz. Zaten aslında en temelde bizim kaygılarımız ve korkularımız var olma, yok olma, ölme, dirilme gibi bir şeye indirgeniyor psikiyatrik olarak baktığımız zaman. Gelelim ikinci söze. Bunu duymuşsunuzdur. Beni öldürmeyen şey güçlendirir. Bu sözün Nietzsche'ye ait olduğunu bilen var mı? Bilmeyen var mı? Bilmeyen var mı? Herkes bilir zaten. Şahsen ben bunun, bu sözün Nietzsche'ye ait olduğunu ta böyle tıp fakültesi bitip de psikiyatri asistanlığı içinde bir şeyler okumaya başladığım zaman öğrenmiştim. Normalde sokak ağzından gelen bir atasözü gibi yani sahipsiz bir söz gibi aslında zihnimdeydi. Seni öldürmeyen şey güçlendirir tabirini çokça duymuşsunuzdur ve aslında sıklıkla da kullanıyoruz. Kardeşim ya kanka seni öldürmeyen şey güçlendirir, rahat ol. Sevgilisinden ayrılmış, destekleme amacıyla ya biri gelir biri gider, o seni kaybetti gibi cümleleri sıklıkla klişe sözler olarak aslında duyuyoruz. Bu da direkt kitabi bir cümle ve seni öldürmüyorsa zorluk, sen uyum sağlamışsındır. Hani en temelde var olma ve yok olma cümlelerini indirgedik ya psikiyatrik açıdan. Kaygılarımızı yok olacağını, benlik yok olacağını algıladığında çok yüksek bir kaygı gösteriyor. Panik hastalığını duyan var mı? Panik atak hastalığını duyan. Hani bir anda böyle öleceğini fark ediyor. Aslında insan ölümlü bir varlık. Biliyoruz, hepimiz bir gün öleceğimizi biliyoruz. Bilmek bizi hasta etmiyor ama öleceğimizi fark etmek, bir an için öleceğinin düşüncesi aklına gelmesi veya öleceğinin farkındalığı kişiyi panik atağa sürükleyebiliyor. Hepinize şimdi duyum sayın, öleceğinizi hissedin falan desem, böyle çeşitli bir deney yapsak, bu cümlelerle size bazı telkinlerde bulunsak, bir kısmınız gerçekten çok kötü hissedecek, bir kısmınız da o duyguyu tam olarak sahiplenmeyecek. Bu da bizim dayanıklılığımızdaki farklılıklardan kaynaklanıyor. Veya sevgilisinden ayrılan herkes aynı tepkiyi vermiyor. Okula başlayan, üniversiteye başlayan herkes aynı zorluğu yaşamıyor. Kaç kişi Afyon'da ikamet ederken burayı kazandı? Çoğunluk dışarıdan gelmiş o zaman. Şimdi dışarıdan gelenler için şunu sorayım. Anneniz babanız sizi getirdi, yurda bıraktı. Şu boğazında düğümlenmeyi yaşamayan var mı? Ön sıralar? Yaşadınız değil mi? Bir ayrılık acısı yaşadınız aslında. Yani kötü bir şey olmadı. Bir üniversite kazandınız. Herkes bir ümitle, geleceğin ümidiyle yeni bir meslek edinmek, işte okulunu okumak vesaire gibi, yeni arkadaşlıklar edinmek gibi birçok
sosyal aktiviteler, hobiler vesaire, erişkinlik, yetişkinlik kavramlarıyla heyecanlı, o üniversite sınavı sonucunun açıklandığı zamanı hatırlayın. Hiçbiriniz bu ayrılık acısını yaşayacağını düşünüyor muydu? Burasında bir düğümlenme hisseden var mı? O bilgisayarda cevap şeyi beklerken, sonucun açıklanmasını beklerken böyle bir şey hissetmiyordunuz değil mi? Ama iş başa gelince uyum bozukluğu belirtilerini gösterdiniz. Hala bu belirtiler devam ediyor mu? Hala bu düğümlenmeyi yaşayanlar var mı? Eskisi kadar değil. Var ama eskisi kadar değil. Ne kadar süre oldu okul başlayalı? Bir ay oldu. Bir aydan sonra kademeli bir şekilde zaten bunun azalmasını bekliyoruz. Eğer bu azalmadıysa ve artıyorsa da bir bozukluk, psikiyatrik bir bozukluğa yaklaşıyor olabiliriz deriz kendi içimizde. Bunun da sebepleri var. Peki bizim kültürümüzde, bizim doğu tarafına gelelim, bize gelelim. Mevlana Celaleddin Rumi, Konya'dan gelen var mı? Konya'dan, ben de Konya'dan geldim. Beraber Konya'dan gelmiş olduk. Dünle beraber gitti cancağızın ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Cümlesini nasıl anlayalım? Diyecek olursam cevabı ben vereyim. Psikiyatride biz şu pencereden bakıyoruz. Bir olay olur. Olan olay, mesela okula başlama olayı, kişide bir duygu hissettirir. Daralma, bunalma, üzüntü, acı, elem, buhran, sevinç de olabilir. Kişilerin hissettikleri duyguların birbirinden farklı olmasının sebebi, aynı olay olmasına rağmen birbirinden farklı olmasının sebebi, onun zihnindeki düşüncelerin diğerinden farklı olmasıdır. Yani zihnimize gelen otomatik bazı düşünceler bizim duygularımızın değişik şekillerde oluşmasına neden oluyor. Aynı olaya farklı tepkileri veriyoruz. O yüzden burada da söz dediğimiz şeyi aslında bir düşünce, söz, duygu veya olay olarak bütünleştirebiliriz. Düne ait ne varsa dünde kaldı, BDT de onu diyor, bilişsel davranış terapi de onu diyor. Dün dünde kaldı, yarın gelecekte, bugüne, şimdiye ve buradaya odaklanalım diyor. Biz bunu tedavi metodu olarak kullanıyoruz. Bir diğer söz, her kim sabrederse o maksat bulur, sabrın sonu selamet olur demiş. Buradaki sabır konusu özellikle psikolojik bir olay veya bir fiziksel bir olay yaşadığımızda, acı verici bir olay yaşadığımızda, ya sabret, bugünlerde geçer cümlesindeki acıya katlan anlamına gelmiyor sadece. Yani sabır sadece acıya katlanmak değildir. Sadece fiziksel, duygusal bir travmatik olaya katlanmak olarak sabrı ele almıyoruz. Aslında sabır hem o olaya katlanmak hem de uyum mekanizmalarını çalıştırarak günlük hayata devam edebilmek, sosyal aktiviteleri yürütmek, işlevselliğimizi sürdürmek olarak ele alabiliriz. Son olarak Yunus Emre'den bir söz alalım. Yunus Emre'nin nerede olduğunu bilmiyoruz. Mezarı nerede? Eskişehir'de. Evet, çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Süre geldim sabır ile her türlü mihnet bana gelir. Meğer sabrın sonu selamettir. Ve bir de diğer sözü. Bir ben var, bende, benden içeri. Şimdi, ilk cümle zaten sabır konusunu anlattık. Tekrar özetlemeyeceğim ama İkinci cümlede yine bendeki beni, içimdeki ben. Yani ne demek bu? Okula başlamışım, keyifli olmalıyım, mutlu olmalıyım, huzurlu olmalıyım. İşte niye böyle olmuyor? Neden içime bir huzursuzluk geliyor? Çünkü içindeki sen diyor ki, ya annenin yanında, babanın yanında çok keyifliydi, çok güzeldi. Özlüyorsun be, değer mi o böyle şeyleri çekmek? Ölümlü dünya. Anne babanların uzak diyarlarda. En uzak nereden geldiniz? En uzak? Konya demeyin. Almanya. Daha uzağı var mı? Yeterince uzak bir yerden gelmişsin. Ben de üniversiteyi Tekirdağ'da okurken şu annemin babamın yanı İstanbul konfor zonundan 100 km ötede learning zone'da sizin o yaşadığınızı tarif ettiğim şeyi kendi yaşadığım için ilk başlangıçtaki o bir ay süren bunalma, daralma, buradaki bir sıkışma hissi gibi şeyi ben de hissetmiştim. 100 kilometre. Almanya'dan gelmedik ama İstanbul'dan Tekirdağ'a 100 kilometrede bunu hissetmek için yeterli. Şimdi geliyoruz. Bu üniversite konusunu anlattım zaten. Aile ocağından çıktınız. Kiminiz yurttasınız, kiminiz öğrenci evindesiniz. Hayatınızda ilk defa emlakçılarla, tesisatçılarla, okuldaki derslerle, yemek yapmayla, ondan sonra hiç olmasa ortam değişikliğiyle mahalleniz değişiyor belki. Aslında okulun okulu bir mahalle olarak düşünürseniz mahalleniz değişiyor. Yeni zorba arkadaşlar, yeni iyi arkadaşlar şeklinde.
Evet, hiç olmasa lisedeki zorba arkadaş bildiği zorba arkadaş yani. Hani ona bulaşmazsın, öteden gidersin. Ama yeni zorba arkadaşlar da olabilir yani. Gibi hiç olmadı da beklentileriniz. Ne arıyordun, ne buldun? Üniversite hayatı senin aklında neydi? Karşına ne çıktı? Bu sadece bu üniversite adına söylemiyorum. Ne olursa olsun üniversite hayatıyla ilgili zihninizdeki soyut kavramların somut kavramlara yer değiştirmesi sizin için huzursuzluk ve bunalma sebebi, uyum bozukluğu belirtileri sebebi diyebiliriz. Şimdi sağlık çalışanlarında psikolojik sağlamlık neden önemli? Çünkü bizim işimiz hangi alanında, sağlığın hangi alanında olursak olalım başından sonuna kadar zor. Zor. Yani bu tek kelimeyle ifade edecek olursak zor bir mesleğimiz var. Şimdi bu zone kavramı, alan kavramlarını çok önemseyelim, aklımızda olsun. Konfor zonu dediğimiz şey bize bir şey öğretmez. Yani bir erişkin birey, 18 yaşını geçmiş bir birey artık o konfor zonunda, güvenli alanında öğrenebileceği her şeyi öğrenmiştir. Artık yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler sürdürmek, konuşmak gerektir. Bu bizim kodlamamızda var aslında. Yani 18 yaşından sonra gerçekten ya bir meslek, ya bir okul, yeni bir düzen zihnimiz, bedenimiz, vücudumuz, ruhumuz arıyor. Erikson'un yaşamın 8 evresinden birini tanımlamış olduğu bu 18 yaş sonrası üretkenlik dönemi aslında bizim üstümüze yapışmış bir şey. Hiçbir şey yapmadığınızda karşılaştığınız konfor zon, yani güvenli alan zorluklarıyla ve güçlükleriyle mücadele etmeniz gerekecek. O yüzden biz yeni bu kutumda ne var diye böyle bir oyun şeyler var diye, televizyon programları kaç para çıkıyor falan gibi. Yani burada bu kutuları teker teker keşfedilmeyi bekleyen, üstüne çıktıkça da yeni keşiflere bir güzergah oluşturacak öğrenme alanları olarak düşünebiliriz. Hayatınızı bundan sonraki döneminde okulun, fakültenin ders yılları geçtikçe, daha sonra meslek hayatı için de geçerli. Hepiniz belli yerlerde atanacaksınız veya özelde çalışacaksınız veya kendi işinizi yürüteceksiniz. Bazılarınız sağlık alanında çalışacak, bazılarınız sağlık alanı dışındaki sektörlerde çalışacak ve hepsinde aynı cümleyi kullanacağız. Yeni ortam, yeni durum, uyum sağlama, kapasitemiz ölçüsünde ya bize zarar verecek ya da bize fayda sağlayacak. O zaman yeni durumlarla sürekli karşılaşıyorsa ve sürekli karşılaşacaksa bu yeni durumları lehimize çevirmek kimin elinde diye sorsam, iyisiyle kötüsüyle bir kısmı bizim elimizde, kendi elimizde. Uyum sağlama becerilerimizi arttırmamız gerekiyor. Şimdi sağlık çalışanları için özellikle bir sürü işte yoğun iş yükü, şimdi pandemi yaşadık. Pandemide hepimiz bütün sağlık personeli azimle, gayretle inanılmaz işler yaptı. Evet, yeni bir durum gelişti. Şu anda uyum sağlamaya çalışıyorum ben de. Yoğun iş yükü, kritik kararlar alması gerekiyor, ani kararlar alması gerekiyor. Hastanın durumu değişiyor, hasta yakınlarıyla ilgili bir anlaşmazlık çıkıyor. Hukuki sorunlar meydana geliyor. Bunların hepsini okuduğu tıbbi beceriler, kendi alanıyla ilgili okuduğu alanlarla geriye dönüp, bilgiyi yorumlayarak, muhakeme ederek o yaşadığı duruma bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bulduğu çözüm eğer etkili bir çözümse o işin üstesinden gelebiliyor. Ama arka planı mesleki anlamda daha yetersiz olan bireylerin meslek hayatlarında hep kötü onları bulur şekilde buluyoruz. Hep yetersiz, kötü, sinir bozucu olaylar. Neden? Bir yerde çünkü arka planını, background'unu iyi beslemediğini fark ediyoruz. Şu anda siz yolun başında olan öğrenciler olarak, daha üniversitenin birinci sınıfında olan öğrenciler olarak geleceğe nasıl bir becerikli bir birey olarak hazırlanabilirim sorusunun cevaplarını arıyoruz. Bunlar nelermiş? Psikolojik sağlamlık olarak bakıyoruz. Yani karşılaştığınız zorluklara sağlam bir şekilde, ruh sağlığını korur bir şekilde devam edebilmek için neler gerekiyor? Şimdi 3 faktör var. Ana 3 başlık var. 1- kişisel,
bir sosyal, bir çevresel. Az önce sordum ya hani kime bağlı? %100 bana değilmiş yani. Masanın, sehpanın üçlü ayağı varmış. Bir kısmı kişisel faktörler dediğimiz alana giriyor. Bir kısmı sosyal faktör dediğimiz, bir kısmı çevresel faktör. Şimdi sen çok beceriklisin, çalışkansın, her şeyi yalamışsın, yutmuşsun. Gittiğin iş yerindeki amirin sorumsuz bir adam. Hani olmaz da sorumsuz biri, sıkıntılı biri. Herkese kan kusturan birisi. Sen ne kadar gayretli olsan da bu iş yerinde uyum sağlamakta zorlanabilirsin. Bu uyum sağlamaktaki zorlanma senin eksikliğinle ilgili olmayabilir. Senin yetersizliğinle ilgili olmayabilir. Sen esneksindir, uyum sağlama becerilerin yüksektir. İşte değişime, zorlu koşullara adapte olmaya defalarca deneyimlemişsindir. İçsel kontrolünü, yani o duygularındaki kabarıklığı ele alarak dış faktörlerden ziyade ben neden sinirlendim sorusunu kendine sorup seni sinirlendiren konuları tespit edip, olayı ve durumu tespit edip bu davranışın değişmesi için kendine doğru, kendine bakarak bazı şeyleri tespit edebilirsin ve değiştirebilirsin. Aynı şekilde daha önce sunumun başına söylediğimiz gibi yaşadığımız zor bir olay karşısında herkes farklı yorumlar yapıyordu. Kimimiz daha siyah bir pencereden hayata bakıyoruz, kimimiz daha pembe bir pencereden hayata bakıyoruz. Bu folyanlacılık yapmak anlamına gelmez. Aynı olayın farklı yorumları vardır. Daha siyah yorum yapanlar daha dayanıksız bireyler oluyor. Çünkü daha kırılgan oluyorlar. O yüzden olayların içinde olumlu tarafları görebilme yetimizi biraz daha güçlendirmemiz lazım. Kendimizle ilgili yorumlarımızda da daha olumlu yorumları kendimize daha fazla yapmamız lazım. Ben zaten böyleyim, ben zaten beceriksizim, ben zaten yapamam, sınavda da yapamadım, onda da yapamadım. Daha önce sınıfta da kalmıştım zaten. Ben hep böyle sevilmeyen biriyim. Rezil olurum kesin, arkadaşlarım yanında konuşmayayım. Kesin rezil olurum falan gibi olumsuz cümleleri kendimize aslında yapıştırırsak ruhsal dayanıklılığımızı azaltıyoruz diyebiliriz. Sosyal faktörler neler dersek? Sosyal destek çok önemli. Okuduğunuz okul döneminde yeni şartlara uyum sağlamada en önemli konuların başında iyi arkadaş ortamı geliyor. İyi arkadaş ortamından kasıt beraber 7 kişilik eğlendik de sınırlı değil. Biraz da üretken olmamız gerekiyor. Çünkü gençlik bizden bunu bekliyor. Yani ruhumuz, bedenimiz bizden bunu bekliyor. Ne yapabilirsiniz? Üniversitelerin SKS'leri oluyor. Kulüp diyelim. Kulüpleri oluyor. Bu kulüplerde çeşitli projelerde, organizasyonlarda katılarak hani sadece kafelerde, çay bahçelerinde oturup birbirimizin dedikodusunu yapmakla yetinmeyelim. Hani hiç yapanınız yoktur ama ben kendimden bildiğim için söylüyorum. Bunun yerine, çünkü bu tüketim kültürü, bunun yerine biraz daha üretim kültürü odaklı kulüplerde, organizasyonlarda ne yapabilirim, üniversitemin içinde hangi faaliyetleri canlandırabilirim gibi sosyal alanlarda takım çalışmasını ön plana getirecek şekilde çalışabiliriz. Bu hem sizin geleceğe dair CV'nizi güçlendirmek için bir seçenek de olur. Aynı zamanda dediğim gibi çevresel faktörler de çok önemli ama çevre her zaman değişmiyor. Yani şu anda okul değiştireceğim desen sınava bir daha girmen gerekiyor. Ve bu zahmetli bir süreç. O yüzden bunu teraziye koyup en basitinden şu anda okulda olduğunuz için söylüyorum. Yarın da bir yerde çalışıyor olacaksın. Ben çalıştığım yeri değiştirmek istiyorum cümlesini kurduğunuz zaman bu her zaman kolay olacak bir şey olmayacak. Yani çevre faktörlerine, kişisel faktörlerimize entegre etmek, bunun için uğraşmak biraz daha ön planda olmalı. Ben bu alanları geliştirmek için ne yapabilirim kişisel olarak? Fiziksel sağlığımıza ve öz bakımımıza dikkat etmek çok önemli. Dış görünüşümüze dikkat etmek önemli, evet. Bu demek değil ki benim burnum güzel değil, ben gideyim ameliyat olayım, benim kulağım eğri, gideyim onu düzelteyim bir yaklaşımı değil. Mevcut durumunuzla ilgili olarak öz bakım, saç, tırnak, duş vesaire gibi aslında giyim kuşam gibi şeyler. Bu da gidelim işte lüks markalar alalım, işte kıyafetlerimiz şöyle olsun böyle olsun değil. Öz bakım dediğimiz şey ortalama giyim kuşamla, ortalama bakımla kendimize dikkat etmeyin. Yani zaten önemli değil bulunduğum şeyler, okulda zaten şey sıkıcı deyip de kendimizi salmak iyi bir şey olmuyor üniversite içinde. Sınav dönemleri geliyor, ya işte banyoyu yarın yaparız deyip 15 gün banyo yapmadan sırf parfümle gelmek gibi şeyler psikolojik dayanıklılığımızı azaltır. Arkadaşlarınız size uzaklaşırlar. Neden uzaklaşıyor? Biraz kokuyor çünkü diyebilirler yani. Değil mi? Çok basit aslında. İkincisi düzenli uyku, beslenme. Yani şimdi tutup fast food alışkanlığı üniversite öğrencilerinde çok yaygın. Gidelim bir çiğ köfte yedim geçirelim. Gidelim işte bir hazır bir
ne bileyim döner yiyelim geçiştirelim gibi mantıklar aslında kısa vadede günü kurtaran ama uzun vadede sizin sağlığınızı hem fiziksel hem ruhsal dayanıklılığınızı kıran bir şey. Üçüncüsü, sınav dönemi geliyor. Planla çalışılmadığında veya bir derslerle ilgili üzerine düşülmediğinde sınav dönemleri çok zorlayıcı geçiyor. Uyumadan geçirelim diye kafein tüketimini arttırıyoruz. Çok fazla kafein tüketmenin stresi arttırdığını biliyoruz. Kısa vadede size günü kurtarttırabilir ama uzun vadede kaygıyı, evhamı, vesveseyi arttırdığı, psikolojik dayanıklılığı azalttığını biliyoruz. Gerekiyorsa her şeyi yaptın, öz bakımını yerine getirdin, sosyal aktivitelerde bulundun, kulüplere katıldın, hobiler edindin, spor yapıyorsun. Ama her şeye rağmen bu zihninden atamadığın düşüncelerin, sıkıntı verici durumlar sıklıkla seni rahatsız ediyor ve günlük hayatını etkilemeye başladıysa psikiyatrik destek için hastanede psikiyatrik kliniğimiz Avrupa'da hizmet veriyor. Sosyal destek, arkadaş ortamı, hobiler ve nefes egzersizleri de işin içine dahil edilebilir. Peki psikolojik sağlamlığı tehdit eden şeyler sadece çevresel faktörler mi dersek? Yani sadece okuldaki kötü hoca, işte iş yerindeki kötü patron gibi bir konu mu? Veya ailedeki babanın çok katı tutumları gibi şeyler mi? Değil. Sabit fikirlilik de psikolojik sağlamlığı tehdit eden en önemli unsurların başında geliyor. Katı düşünce kalıpları. Ne demek? Bunu söyleyince ne aklınıza geliyor? Aslında az önce bahsettiğim kişisel yetersizlik, yani olan bir durumu şahsi yetersizliğinizden dolayı meydana geldiğine dair veya arkadaşınla konuşuyorsun, bir konu hakkında buluşmayı planlıyorsunuz. Bu buluşmanın da siz A kafesinde olması gerektiğini düşünüyorsunuz. O da yemekli olması gerektiğini düşünüyor. Siz inat ediyorsunuz. Kafeye ben gideceğim, isteyen gelir isteyen gelmez gibi katı bir düşünceye sahip olursanız ne olur? Arkadaş çevrenizde uyumsuz bir birey olarak, yani bu çok katı bir düşüncedir aslında. Ortak bir yol bulunabilecek bir meseledir ama arkadaş ortamında bu tarz durumlarla, bu tarz zorluklarla her zaman karşılaşılabilir. Bu bir tane örnek olsun. Diğeri dersler konusunda. Yani bu derste herkes kalıyormuş, ben de kesin kalırım, kesin yapamam dediğiniz zaman sabit katı bir fikir, katı bir düşünce meydana gelmiş oluyor. Siz kendiniz ketlemiş oluyorsunuz, kendiniz durdurmuş oluyorsunuz ve sorunlarınız, okulla ilgili, dersle ilgili sorunlarınız gün geçtikçe artıyor. İşsel çalışmalar, şimdi üniversite ortamı yeni bir ortam. Geldiniz buraya, senin benliğine yabancı olan şeylerle tanıştın. Yani daha önceden yapmadığın veya yapmayı düşünmediğin, aklından hiç geçirmediğin bir ortamda, bir durumda, yeni bir durumda karşılaştın. Arkadaşların o senin yapmadığın veya yapmayacağın, kendine yakıştırmadığın durumu arkadaşların hobi olarak, eğlence olarak ortamlarda bulunuyorlar, yapıyorlar. En basitinden uyuşturucular mesela. Hani hiç almayacağın, kullanmayacağın, tüketmeyeceğin şeyler veya alkolü de bu sınıfa sokabiliriz. Sırf arkadaşlarım ne der diye, hayır diyemeyip bu ortamlarda bulunanların benlik çatışmasından kurtulması, olumsuz düşüncelerin keşmekeşinden kurtulması çok mümkün gözükmüyor. Demek ki yeni ortama girdik, kendimizi kabullendirelim diye normalde yapmadığımız, normalde bulunmadığımız veya bulunmayacağımız, kendimize yabancı gelen durumlarda ve rahatsız edici ortamlarda özellikle uyuşturucu ortamlarına çok dikkat etmenizi ve hayır demenizi, o arkadaşınız sizinle görüşmesin, konuşmasın, zaten mümkünse onu gördüğünüzde yolunuzu değiştirin. Özellikle bu gençler arasında hayır diyememekten kaynaklı uyuşturucu temaslarının çok tehlikeli boyutlara ulaştığını biliyoruz. İşle ilgili yoğun iş yükü, zaman baskısı, çok yoğun çalışmaktan ve duygusal ihtiyaçların karşılanamamasından dolayı duygusal tükenmişlik ileride bizi bekliyor olabilir. İş ve yoğunlukla ilgili yaşam arasındaki dengenin bozulması bizim psikolojik sağlamlığımızı bozuyor olabilir. Bununla ilgili çeşitli ölçekler var. İnternette bulabilirsiniz. Kendi psikolojik sağlamlığınızı dönem dönem derecelendirebilirsiniz. O anki ruhsal durumunuza göre. Bu demek değil ki sürekli açın haftada bir bu ölçekleri doldurun diye bir şey yok. Zaten biz de böyle bir şey yapmıyoruz ama kendinize bir klinik çalışma yapmış olursunuz. Sonuç olarak bugün bu mesleğe adım atan, ilk adımlarını atan sizler sağlık çalışanları ordusunun birer parçası olacaksınız gözüyle bakıyoruz değil mi? Bunun için de ruh sağlığı ve mesleki verimliliği arttırmak çok önemli. Psikolojik sağlamlık çok önemli. Bu psikolojik sağlamlığı arttıran
bahsettiğimiz konular üzerine durmak ve azaltılan konulardan kaçınmak çok önemli. Ne kadar zor olsa da bu zorlukların yanında bir kolaylık var mıdır? Vardır. Bu ne demektir? İşler çok kolay olacak. Ben bugün çok çalışırsam, mesela bu cümleyi üniversite öğrencilerine şöyle ben görüyorum. Üniversite sınavına çok çalışırsam, çok bundan sonra rahatım, bitti. Fakülteyi kazanayım, bitti. Bu yanlıştır. Zorluk sonrası gelen kolaylık böyle bir şey değildir. Aslında sağlık çalışanı olmak zor bir meslektir dedim ya. Hekiminden yardımcı sağlık personeline, işin her basamağındaki kişiler için son derece zordur. Ama neyi neden yaptığını bilmek, neyi neden yapmadığını bilmek rahatlatıcıdır ve ruhsal sağlamlığa, psikolojik sağlamlığa iyi gelir. Yani gelecekte bizi çok yoğun, bugün çok çalışalım, bugün çok zorlanalım, daha sonrasında çok rahat edeceğiz gibi bir beklenti uyum sorunlarının artmasına neden olacak. Yani bu sene bir geçsin, seneye rahatım diye bir cümle aslında kurmuyoruz. Bu sene çalışırsam seneye rahatım ama bu seneye göre biraz daha rahatım. Yani nasıl rahatım? İkinci sınıfın derslerine çalışırken birinci sınıfın derslerini daha iyi bildiğim için biraz daha uyum sağlayabilirim muhtemelen. Üçe geçtiğimde üniversite okumayı öğrenmiş olacağım. Dörde geçtiğimde ona göre daha becerikli olacağım. Sonra mesleki kaygılarım başlayacak. Sonra çalışmaya başlayacağım. Birinci sene çalışmak ve adapte olmak biraz zor olacak. İkinci sene farklı tecrübeler, üçüncü sene, dördüncü sene derken artık hayat bir şekilde daha sonraki gündemleri, evlilik, çoluk çocuk, emeklilik, torun torba gibi gündemlerle devam edip gidecek. Benim sunumum bu kadar.